Mars'ta yaşam bulundu. Neredeyse her gün Mars hakkında ya da Mars kolonizasyonu hakkında çok şey duyuyoruz. Ama hiç merak ettiniz mi neden hep Mars? Oysaki hemen dibimizdeki Ay çok daha yakın. Bir otobüs yolculuğu gibi 3 günde oraya varabiliyoruz. Mars'a gitmekse 6-9 ay sürüyor. O zaman bu mantıksız gibi görünen tercihimizin arkasında ne var? Mars, neden insanlığın geleceği için en mantıklı seçenek? Hep birlikte gelin bir bakalım. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Neden başka bir gezegende yaşam arayışındayız? Çünkü dünyamız sürekli varoluşsal tehditlerle karşı karşıya. Daha iyi anlayabilmeniz için sizi biraz geçmişe götüreceğim. Bundan 74 bin yıl önce günümüz Endonezya'sının Sumatra adasında bulunan Toba Yanardağı'nın son 25 milyon yılın en büyük volkanik patlamasını yaptığı olay. Bu patlama, volkanik patlama indeksinde en yüksek seviye olan 8 olarak sınıflandırılmıştı. Patlama, atmosfere devasa miktarlarda sülfür dioksit ve kül fırlattı. Bu parçacıklar güneş ışığını engelleyerek volkanik kış olarak bilinen gezegen çapında bir soğuma dönemini tetikledi. Bu soğuma küresel çaptaydı. Ani ve şiddetli iklim değişikliğinin 10 yıllarca sürdüğü tahmin ediliyor. Hatta bu süre zarfında insan nüfusunun 3000'lere kadar düştüğü ve türümüzün yok olmanın eşiğinden döndüğü düşünülüyor. Yine yaklaşık 66 milyon yıl önce 10 kilometre çapında bir asteroid Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'na çarptı. Asteroidin çarpması sonucunda o kadar büyük bir enerji ve yıkım ortaya çıktı ki o gün dünyada yaşayan canlıların %75'i yok oldu. Dünyanın hakimi olan dinozorlar birer fosile dönüştü. Peki gelecekte böyle bir olay başımıza gelirse? Ya yine daha önce olduğu gibi süper volkan patlamaları yaşanırsa? Ya da iklim değişikliği tamamen kontrolden çıkarsa ne olacak? Elon Musk tüm yumurtaları tek sepette taşımak hiç mantıklı değil diyor. Yani insanoğlunun çok gezegenli bir tür olması gerektiğine inanıyor. İkinci bir gezegene, yedek bir yaşam alanına ihtiyacımız var. Ama Güneş sistemimizde hangi seçeneklerimiz mevcut ve neden Mars diğerlerinden daha öne çıkıyor? Aslında Güneş sistemimizde yaşanabilir alternatifler oldukça sınırlı. Ay en yakın seçeneğimiz ve Apollo programıyla daha önce oraya gittik. Ama Ay'da kalıcı bir üs kurmak çok problemli. Çünkü gece 14 gün sürdüğü için güneş enerjisi alamıyorsunuz. Atmosfer olmadığı için radyasyondan korunmak çok zor. Ve yer çekimi dünyanın altıda biri kadar olduğu için insan vücudunda ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Ya da Venüs, boyut olarak dünyaya çok benziyor ama yüzey sıcaklığı 460 santigrat ve atmosferi sülfürik asitten oluşuyor. Orada yaşamak kesinlikle ama kesinlikle imkansız. Peki Jüpiter'in uyduları? Özellikle Europa'ya bakabiliriz. Europa diğer uydulardan çok farklı. Çünkü buzun altında okyanuslar olabileceği düşünülüyor. Ama Dünya'dan 800 milyon kilometre uzakta. Ve ortalama bir yolculuk 6-7 yıl sürüyor. Mars ise bunlardan çok farklı bir kategoride. Öncelikle mesafe açısından gayet ulaşılabilir bir yer. Dünyamızla Mars arasındaki mesafe yörüngelerine bağlı olarak değişiyor. Ama en yakın konumda 55 milyon kilometre. Yolculuk süresi mevcut teknolojilerimizle 6-9 ay arası sürüyor. Uzun gibi görünse de diğer alternatiflere kıyasla oldukça makul duruyor. Mars'ın bir günü yani Sol 24 saat 37 dakika. Yani Dünya ile neredeyse aynı. İnsan vücudunun sirkadyen ritmi için ideal. Ayrıca Mars tıpkı dünyamız gibi bir eksen eğikliğine sahip. Bu demek oluyor ki Mars'ta farklı mevsimler yaşanıyor. Ancak Güneş etrafında attığı bir tur yani bir yıl 687 gün.
O nedenle mevsimler iki kat daha uzun sürüyor. Yer çekimi açısından da Mars aslında çok fena sayılmaz. Dünyamızın %38'i kadar bir yer çekimi var. Ancak yine de insanoğlunun alışkın olduğu yer çekiminden çok daha az olduğu için uzun vadede yine de tehlikeli. Bu nedenle eğer orada bir üs kuracaksak kesinlikle ama kesinlikle yapay bir yer çekimine ihtiyacımız olacak. Mars'ın en büyük avantajı ve diğer gezegenlere ya da uydulara üstünlük sağladığı şey ise sahip olduğu kaynaklar. Su bunlardan en kritik ve en önemli olanlarından biri. Mars'ın kutup bölgelerinde milyarlarca ton su donmuş durumda ve son keşifler gösteriyor ki toprağın altında donmuş halde de olsa su mevcut. Su demek sadece içme suyu değil, aynı zamanda elektroliz yoluyla oksijen ve hidrojen üretebileceğiniz anlamına geliyor. Hidrojen ise roket yakıtının temel bileşenlerinden biri. Mars'ın atmosferi %95 karbondioksit, %3 azot ve %2 argondan oluşuyor. Çok ince bir atmosfer ama en azından atmosferi var. NASA'nın Perseverance aracında bulunan MOXIE deneyi gösterdi ki Mars atmosferinden oksijen üretilebiliyor. Yani bu robot saatte 5 gram oksijen üretti ve bunu tam 16 kez başardı. Az gibi görünse de bir insanın 3 saatlik oksijen ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca Mars toprağında istemediğiniz kadar demir oksit var. Gezegenin kırmızı renginin sebebi de paslanmış demir zaten. Magnezyum, alüminyum ve diğer metaller de mevcut. Bir koloni kurulacağı zaman o koloninin inşası için gerekli ham maddelerin çoğu Mars'ta zaten var. Mars'ı gerçekten özel kılan şey ise geçmişi. Yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars bugünkü dünyaya çok benziyordu. Kalın bir atmosferi vardı. Yüzey sıcaklığı sıvı suyun var olmasına izin veriyordu. Ve büyük okyanuslar kuzey yarım küresini kaplıyordu. Curiosity ve Perseverance araçlarından gelen veriler Mars'ta su akışının çok yaygın olduğunu gösteriyor. Peki ne oldu Mars'a? Mars, dünyadan küçük bir gezegen olduğu için çekirdeği daha hızlı soğudu. Manyetik alanı zayıfladı ve sonunda kaybetti. Manyetik alan olmadan güneş rüzgarları atmosferi yavaş yavaş uzaya sürükledi. Atmosfer inceldikçe sera etkisi azaldı. Sıcaklık düştü, okyanuslar buharlaştı ve kutuplarda buz halinde dondu. Ama önemli olan şu, Mars bir zamanlar yaşanabilir bir gezegenmiş ve işte geçtiğimiz günlerde çok heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yine bu arkadaş NASA'nın Perseverance aracı Jezero kraterindeki Neretve Vadisi bölgesinde bir kayada leopar lekelerine benzer desenler keşfetti. Yapılan analizler gösterdi ki bu lekeler organik karbon molekülleriyle demir ve fosfat açısından zengin. Neden bu kadar önemli peki? Çünkü dünyada böyle desenler neredeyse her zaman mikroorganizmaların faaliyetlerinin sonucu oluşuyor. Lekelerde vivianit ve gregit gibi mineraller var ve bunlar organik karbonla birleşerek mikrobiyal enerji üretim süreçlerine çok benziyor. Bilim insanları temkinli davranıyor. Tabii kesin bulduk demiyorlar. Ama Mars'ta geçmiş yaşama dair bulduğumuz bugüne kadarki en güçlü işaret bunlardı. Kesin bir cevap vermek için bu kaya örneklerinin dünyaya getirilmesi gerekiyor. Ne yazık ki Mars Sample Return misyonu bütçe sorunları yüzünden gecikti. Şimdilik 2035'lere ertelenmiş durumda. Ama eğer gerçekten geçmiş yaşam kanıtlanırsa hem Mars kolonizasyonu hem de evrendeki yerimize dair düşüncelerimiz tamamen değişecek. Bu da demek oluyor ki uygun koşullar sağlanırsa Mars tekrar yaşanabilir hale getirilebilir. Peki Mars'ın kolonize edilmesi sadece bilim kurgu mu yoksa gerçekten mümkün mü? SpaceX'in geliştirdiği Starship roketi 100 ton yükü Mars'a taşıyabilecek kapasitede ve daha da önemlisi geri dönebilecek şekilde tasarlanıyor. NASA da şu an tekrar Ay'a gitmeyi planlıyor. Ancak amaç Mars'a hazırlık yapmak. 6-9 aylık Mars yolculuğu kısa gibi görünse de aslında psikolojik açıdan çok baskı yaratan bir süreç. O nedenle yolculuk süresince astronotların akıl sağlığını koruyabilmesi için bazı önlem hazırlıkları var. Örneğin Dünya ile sürekli iletişimde olabilecekler. Yanlarına aldıkları sunucuların içine binlerce film ve müzik koyabilecekler. Bununla birlikte oyun konsolları ve televizyona da erişimleri olacak. Son yıllarda popüler olan Apple Vision gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini dünyada bir sahilde oturuyormuş gibi hissedip mental olarak rahatlayabilecekler.
Fakat Mars'a gidecek olan ilk astronotlar muhtemelen geri dönemeyecekler. Çünkü böylesine gelişmiş bir roketin fırlatılması dünyada bile oldukça karmaşık bir süreç. O nedenle Elon Musk geri dönmek istemeyen adaylar arıyor. İnsanoğlunun geleceği için ve çok gezegenli bir tür olup türünün devamını koruyabilmesi için bu bir zorunluluk. Bugüne kadar keşfettiğimiz tüm bilgiler sayesinde en mantıklı seçenekse Mars gibi görünüyor. Peki aranızda geri dönmemek üzere Mars'a gitmek isteyen kaç kişi var?